Yalı Çapkın 37. bölümde sezon finali yapacaktı. Ancak alınan ani bir kararla birlikte sezon finalini erkene almaya karar verdiler. Bu yüzden bu hafta yayınlanacak 36. bölümle birlikte dizi yaz aylarında ekranda olmayacak. Peki 36. bölümde neler olacak? Ferit Antep'e gidebilecek mi? Gelin bu soruları birlikte inceleyelim. Tabi öncesinde lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle biliyorsunuz ki Ferit en son havalimanında Seyran'ın kendisine gönderdiği mektupla birlikte kaçma planından vazgeçtiğini öğrenmişti. Tabi Seyran'ı bu fikirden vazgeçiren kişinin Orhan olacağını önceki videomda söylemiştim. Aynı zamanda havalimanında Ferit'e mektubu gönderen kişi de aslında Orhan. Çünkü önceki analizimde havalimanı çekimlerinde Orhan'ın da orada olduğunu söylemiştim. Bu yüzden yeni bölümde Ferit mektubu okuduktan sonra Orhan Ferit'e Seyran Antep'e giderek en doğrusunu yaptı. Sen de bu sevdadan vazgeç diyerek muhtemelen geri dönmesini isteyecek. Ancak Ferit tabii ki de Seyran'ın peşini bırakmayacak. Hatta babasının buna engel olduğunu öğrendiği zaman Seyran'ın kendi isteğiyle değil babasının ısrarıyla gelmediğini öğrenerek Antep'e Seyran'ın yanına gidecek. Zaten bölüm arkasından gelen görüntülerde Ferit'in Antep'e gittiği kesin olarak doğrulanmış oldu. Aynı zamanda Ferit ve Seyran aynı ilk bölümlerde olduğu gibi baklavacıda buluşacaklar. Hatta köprü üstünde el ele olduklarının görüldüğü bir sahne bile var. Bu yüzden Ferit'in Antep'e gitmesinden sonra Seyran'la buluşacağı ve birlikte tekrar plan yapacakları aslında bu görüntülerden sonra kesinleşmiş oldu. Peki Tarık ne yapacak? Aslında Seyran ve Hattuç Antep'e gittikten sonra Tarık da zaten onların peşinden Antep'e gitmiş olacak. Zaten Kazım Ağa'ya Antep fikrini veren kişi de Tarık'ın kendisiydi. Ancak Tarık burada Seyran'ın Ferit'le birlikte olduğunu öğrendikten sonra bu sefer geçen bölüm kadar sakin kalamayacak ve muhtemelen sezon finalinde Tarık'ın bu öfke patlamasına ve Seyfer birlikteliğini bozabilmek için yapacaklarına şahit olacağız. Hatta Tarık'ın dizide birini öldüreceğine dair iddialar bulunsa da şu anlık bu iddialar kesin değil. Çünkü yapım şirketi muhtemelen sezon finalini iyi bir şekilde bitirerek bir dahaki sezonda izleyicileri mutlu bir şekilde karşılamak istiyor. Yine de ölebilecek en muhtemel kişi ise muhtemelen Hattuç Ala olacak. Çünkü son bölümlerde Hattuç'un ölebileceğine dair aslında birçok ima yapılmıştı. Hatırlarsanız Hattuç Halis Ağa'ya insan doğacağı yeri seçemez ama öleceği yeri seçebilir demişti. Bir başka seferde İstanbul'da yaşayacağımı Antep'te ölürüm gibi sözler söylemişti. Aynı zamanda Kazım'ın da senin adını dağlara taşlara yazacağım dediği bir sahnede vardı. Yani tüm bunlara baktığımız zaman vurulan kişinin Hattuç olma ihtimali çok yüksek. Tabi Hattuç'un ölmesiyle birlikte Kazım Ağa da İhsan'la ailesine karşı düşman olacağı için kızlarını bu evliliklerden kurtarmak isteyecektir. Hatta Seyran Hattuç'un ölümünden sonra Halis'in Hattuç'a verdiği kolyeyi takarak Halis Ağa'nın karşısına çıkarsa Halis Ağa da Hattuç'un ölümüyle birlikte yumuşayarak Seyran'ı tekrardan kabul edebilir. Ancak bir başka ihtimal daha var. O da vurulacak kişinin Seyran olması. Tarık'ın bölümde birini vuracağına dair güçlü iddialar var. Fakat asıl hedefi tabii ki Ferit. Bu yüzden Tarık Ferit'i vuracağı sırada Seyran'ın Ferit'in önüne atlayacağı ve vurulacağı bir ihtimal daha olabilir. Tabii ki Seyran bu şekilde ölmeyecek. Ancak bir dahaki sezon hastanede Tarık'ın sıktığı kurşun yüzünden çocuğunu kaybettiğini öğrenebiliriz. Ancak bu bana çok daha düşük bir ihtimal gibi geliyor. Peki dizinin yeni sezonunda tam olarak neler olacak? Yeni sezonda aslında işlenebilecek daha birçok konu hala duruyor. Biliyorsunuz ki Sultan'la Ferit birlikteliği hala gizli ve bu durumun farkında olup şüphelenen kişi ise Yusuf. Yani bir dahaki sezon Yusuf'un bu olayın daha çok peşine düşeceğini söyleyebiliriz. Tabi bunun yanında Sultan'ın çocuğunun Ferit'ten olma ihtimali de var. Aynı zamanda Halis Ağa'nın Londra'da olan torunundan da haberdar olsak da sezon finaline kadar hala kendisini göremedik. Bu yüzden bir dahaki sezon işlenebilecek bir diğer olay da Halis Ağa'nın Londra'da bulunan torunu da olabilir. Bunun yanında Halis Ağa ile Saffet Ağa'nın geçmişini de aslında hala tam olarak öğrenemedik. Ve bir dahaki sezon bu konuyu da aslında çok daha ayrıntılı bir şekilde izleyicilere aktarılması gerekiyor. Tabi Pelo konusunun da artık izleyici tarafında çok fazla karşılığı kalmadığını ve hikayeyi sürekli tekrarladığını düşündüğüm için bence sezon finalinde Pelo'nun da kesin olarak diziye veda etmesi gerekiyor. Çünkü hikayede sürekli aynı şekilde tekrarı düşüren bir etkisinden başka hiçbir katkısı yok bence. Bu yüzden yeni sezonda umarım artık bu sıkıcı konuda kapanmış olur. Son olarak tabi ki Suna ve Abidin konusu da bir dahaki sezon devam edecek konular arasında. Çünkü izleyici aslında bu ikilinin arasındaki aşkı da çok fazla beğeniyor. Ve umarım seyircinin bu ilgisini harcamazlar. Aynı zamanda İfakat'ın bilmediği bir oğlu olduğuna dair iddialar da vardı. Bir dahaki sezon bu konuya da değinebilirler. Evet dostlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen siz de kendi yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.